Herkese merhabalar. Trafik ve çevre bilgisi konularını anlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz kavşaklarda geçiş hakkı ve geçiş üstünlüğü kuralları. Serici 1, 2, 3, 4 sınavlarında çıkabilecek sorular ve ehliyet sınav soruları. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Konumuza başlıyoruz. Evet, geçiş hakkı nedir? Geçiş hakkı yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına geçiş hakkı denir. Evet. Geçiş üstünlüğü nedir? Geçiş üstünlüğü de görev sırasında belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmalarına geçiş üstünlüğü denir. Geçiş üstünlüğü ne demiştik? Görev sırasında belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmalarına geçiş üstünlüğü denir. Ambulanslar, organ nakli taşıyan araçlar, İtfaiye araçları, polis araçları, sivil savunma araçları, koruyan ve korunan araçlar geçiş üstünlüğüne sahip araçlardır. Geçiş üstünlüğüne sahip araçların 150 metreden görülür lambaları olmaları gerekir. 150 metreden duyulur sirenleri de yine olmaları gerekiyor. Evet, bu araçlar birbirleriyle kavşakta karşılaştıkları zaman geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır diye bir şöyle bir soru geldiği zaman hemen araçlarımıza bakalım. Birinci aracımız, bakın, ambulans, itfaiye, polis ve diğer bir sivil araç, kamyon diyebilirsiniz, değil mi? Evet. Geçiş üstünlüğüne sahip araçları kavşakta gördüğümüz zaman birinci sırada ambulansı geçirmemiz gerekiyor. İkinci sırada itfaiye, üçüncü sırada, yani dört nolu polis ve en son da, bakın şurada arkadaşlar, 3 numara yazacağız. Birinci sırada polisi geçirdik. İkinci sırada 3 nolu itfaiyeyi geçiriyoruz ve daha sonra da 2 nolu kamyonu geçiriyoruz. Evet, 1, 3, 4, 2 şeklinde olması gerekir. Evet, hemen devam edelim. Evet, geçişine sahip araçlar yaralı ve acil hastaların taşınması ve bunlara ilk acil yardım yapılması için kullanılan can kurtaran ve özel amaçlı taşıtlarla yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar geçiş üstüne sahip araçlar statüsündedir. Tabii ki ambulansları gereksiz yere meşgul etmiyoruz. Size de lazım olabilir arkadaşlar. Organ nakil araçları, itfaiye araçları yine geçiş üstüne sahip araçlar arasındadır. Sanık veya suçluları takip eden araçlar, trafik güvenliğiniz koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar, trafik polisi nedir? Geçiş üstüne sahip araçlar arasındadır. Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi çalışmalarında görevli araçlar yine geçiş üstünlüğüne sahiptir. Yine sadece alarm sırasında olmak üzere sivil savunma hizmetlerine ait kurtarma birliği araçları yine geçiş üstünlüğüne sahip araçlar arasındadır. Hizmetin devamı süresince koruma amaçlarıyla korunan araçlar geçiş üstünlüğüne sahip araçlar arasındadır. Evet arkadaşlar, sınav soruları, örnek sorulara geldik.
Bakın örnek sorumuzda birinci örnek sorumuz aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır? Evet, geçiş üstünlüğüne sahip araçlar. A. Zırhlı araç. B. Kamu hizmeti taşıtı. C. Organ nakil araçları. D. Umum servis araçları. Geçiş üstüne sahip araçlardan hangisidir dediği için organ nakil araçları geçiş üstünlüğüne sahip araçlar arasındadır. Evet, hemen ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz da şöyle. Evet, şekilde görülen geçiş üstüne sahip araçların görev halinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisine aittir? Hemen şıklarımıza bakıyoruz. Geçiş üstüne sahip araçlardan hangileri var? Bakın burada bir no'lu aracımız diyelim, ambulans, iki no'lu aracımız itfaiye, üç no'lu aracımız polis, dört no'lu aracımız da iş makinesi olsun. Eğer bize geçiş üstünlüğüne göre sıralama yapın demiş olsaydı verdiğimiz numaralara göre sıralayacaktık. 1, 2, itfaiye, 3, polis, 4 de iş makinesi olacaktı. Burada bize sorulan soru ilk geçiş hakkını hangi araç kullanır? Tabii ki 1 nolu ambulans kullanır. Cevap Denizli seçeneği doğrudur. Sorumuz şöyle. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hallerde kullanılamaz? A. Görev hali dışında. B. Şehirler arası karayollarında. C. Trafiğin yoğun olduğu karayollarında. D. Yolların buzlu ve kaygan olması halinde. Burada da tabii ki görev hali dışında kullanılması nedir? Yasaktır geçiş üstünlüğüne sahip araçları. Evet, diğer sorumuz şöyle. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir? A. Geçiş hakkı. B. Geçiş yolu. C. Geçiş kolaylığı. D. Geçiş üstünlüğü. Burada yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma hakkı dediği için nedir? Geçiş hakkıdır. Buna dikkat ederim. Geçiş üstünlüğüyle karıştıranlar var. Hemen diğer sorumuza geçelim. Belirli araçların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir? A. Gabari. B. Geçiş hakkı. C. Geçiş kolaylığı. D. Geçiş üstünlüğü. Tabii can ve mal güvenini tehlikeye sokmamak dediği için nedir? Geçiş üstünlüğüdür. Denizli seçeneği doğru cevap. Diğer örnek sorumuz şöyle. Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir? A. Olduğu yerde durmalı. B. Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli. C. Işıklı trafik işaretine uymalı. D. Geriye dönerek beklemeli. Tabii ki derhal kavşağı boşaltarak araca yol vermelidir. Bursa seçeneği doğru cevap. Diğer sorumuz şöyle arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstüne sahip araçlardandır? A. Motosiklet. B. İtfaiye aracı. C. Tarım traktörü. D. Toplu taşıma aracı. Tabii ki burada verilen araçlardan hangisi geçiş üstüne sahiptir? İtfaiye aracıdır. Cevap Bursa seçeneği.
Evet, diğer önemli bir sınav sorumuz tüm SRC'lerde ve ehliyette geliyor. Bakın, şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Hemen geçişine sahip araçlara bakalım. Trafik polisi var 2 numarada, itfaiye var 1 numarada, otobüs var dönüş yapıyor 3 numarada. Ana yolda bakın. 4 nolu araç da tali yolda otomobil. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle itfaiye birinci sırada geçmesi gerekiyor. Daha sonra polis 2 numara geçmesi gerekir. Burada ana yol ve tali yol levhalarına bakalım. 4 numara tali yolda en son geçer. Dönüş yapan otobüs ana yolda olduğu için 4'ten önce geçiyor ve 4'te en son geçer. Sıralamamız 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 hangi seçenekte var? Tabii ki Ceyhan seçeneğinde. Hemen geçelim diğer sorumuza. Evet. Geçiş üstüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır? A. Hız sınırlamasına, B. Trafik yasaklarına, C. Can ve mal güvenini tehlikeye sokmamaya, D. Çevreyi rahatsız etmemeye. Tabii ki can ve mal güvenini tehlikeye sokmamaya dikkat etmesi gerekir. Ceyhan seçeneği. Evet arkadaşlar. Destek için beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer daha önce atmış olduğum soruları ve konuları dinleyerek sınavlarınızda 90 ve üzeri not alabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, kazasız günler, sınavlarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki sınav sorularında görüşmek üzere, hoşça kalın.